Bu hainler amaçlarına ulaşamayacaklar. Bizim Mehmetçiğimiz, askerimiz bu inançta olduğu sürece vatanı için, bayrağı için, sandığı için, sancağı için her an seve seve ölümü göze alan askerlerimiz var oldukça, milletimiz var oldukça yedi düvel bir araya gelse başarıya ulaşamayacak. Amaçları ne biliyor musunuz? Şimdi Kuzey Suriye'de Rojava bölgesinde bir özel Kürdistan kurmaya çalışıyor. Amerika, Rusya, Batı. İşte PYD'ye yardım ediyoruz. PYD ile birlikte IŞİD'le savaşıyoruz diyorlar ama bu IŞİD de kendi tezgahlarıdır. He. IŞİD de kendi tezgahlarıdır. O topraklara, el koymaz. Projelerini gerçekleştirmek için IŞİD'in kendileri bunu çıkardılar. Bahanedir IŞİD. İlk bahanesiyle geldiler, orada planlarını uygulamaya çalışıyorlar. Peki PKK terörünü bizim üzerimize neye salıyorlar? Bizim güney bölgemizde de tıpkı Rojava'da, Kobani'de olduğu gibi bir özel Kürdistan kurmak veya kurdurmak. Biz bu işin farkındayız. O nedenle şu anda bir terör örgütüyle mücadele etmiyoruz. Kurtuluş Savaşı'nda oraya işgale gelen yedi düvenle hangi niyetle, hangi amaçla çatışmışsak, mücadele etmişsek bilesiniz ki şimdi yaptığımız mücadelede ikinci bir Kurtuluş Savaşı'dır. Mehmetçiğimiz işte böylesi bir mücadele içerisinde. Terörle mücadelede kendisine yeni imkanlar sağlayacak, elini güçlendirecek, rahat bir şekilde terörle mücadele etmesini temin edecek bir yasal düzenleme çıkartacak. Meclisten geçecek. Sayın Cumhurbaşkanımız imzalayacak, resmi gazetede yayınlanacak ve yürürlüğe girecek. Düşününüz, terör örgütü elemanları kaçıyor, bir eve gidiyor. İşte. Arkabanda askeri polis oluyor. Polisimizin de askerimizin bu eve girebilmesi için hakim kararı gerekiyor. Hakim kararı. Hani şöyle diyor. Konut dokunulmazlığı var, işleri dokunulmazlığı var. Şimdi ne yaptık? Komutana, o bildiğin komutanına yazılı emirle o eve girme yetkisini veriyoruz. 24 saat içerisinde de bu yazılı emir hakimin onayına sunulacak. Hakimin kararını bekleyene kadar adam burada yapacağını yaparsak. O nedenle misal olsun diye söylüyorum. Böylece güvenlik güçlerimizin elini güçlendirmek için böyle bir yasal düzenleme yaptık. Biz Türkiye'yi daha da demokratikleştirebilmek için, Türkiye'deki vesayet rejimini geliştirebilmek için, çünkü geçmişte çok yaşamıştık, daha önce var olan, güvenlik güçlerimize verilmiş olan bir takım yetkileri geri almıştık. Demokratikleşme paketleri. Şimdi terörle böylesine kapsamlı bir mücadele yaparken bu yetkilerin tekrar geri verilmesi zarureti doğdu. Daha önce AK Parti iktidarları almış olduğumuz bir takım yetkilerini şimdi yeniden geri verdik. Şimdi bu eleştiriyorlar. Özellikle PKK'nın meclisteki siyasi uzantısı Katip bunu eleştiriyor. Avrupa Birliği eleştiriyor. Siz demokrasiye kendileri adım atıyorsunuz diyorlar. Evet, biz bunu bilerek, bilerek Türkiye'nin şartlarını gerektirdiği için yapıyoruz. Eğer böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duymuşsa, yapmak zorunda kalmışsa, bunun birinci sorumlusu o PKK terör örgütü ve onun siyasi uzantılarıdır. Ve o PKK terör örgütünü destekleyen Avrupa Birliği'nin iki ülkeleri. Silahı siz veriyorsunuz. Bombaları siz veriyorsunuz. O kimyevi maddeleri alana siz veriyorsunuz. Hatta füzeleri de siz veriyorsunuz. Biz de
bu terörle mücadelede başarıya ulaşmak için silahlı kuvvetlerimizin, polisimizin, askerimizin elini daha da güçlendiriyoruz. Terörle mücadelede Türkiye'de inşallah başarıya ulaşacağız. Bu yetkileri tekrar geri alacağız. Türkiye'nin demokratikleşmesi konusunda daha önce atmış olduğumuz bu adımları yeniden atacağız. Çünkü bakın Paris'te bundan birkaç ay önce bir bomba patladı. Orada insanlar öldü. Fransa yönetimi Avrupa Konseyi'ne bir yazı yazdı. Dedi ki biz burada terörle mücadele ediyoruz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni geçiyorlar, askıya alıyoruz dedi. Fransa'nın da hakkı varsa bizim de hakkımız var. Terörle mücadele ediyoruz.